Fatih Karadeniz Medresesi sarnıcının giriş noktası işte tam olarak burası. Bu sarnıç 1939 yılından sonra ilk kez arıza ulaşım çalışmaları sayesinde görüntülendi. Fatih Karadeniz Sarnıcı'nın giriş noktası burasıydı. Buradan tüplerle ve dalgıçlarla birlikte aşağı indik. Görüldüğü üzere merdivenlerin bitim noktasında küçük bir moloz yanıyla oluşan adacıktan sonra örtü sistemine kadar su dolu olan sarnıçta dalgıçların 15'er dakikalık iki dalgıcın su altı görüntüsüyle birlikte ilk defa bu sarnıç görüntülenmiş oldu. Çok katmanlı özellik gösteren İstanbul'un tarihi katmanlarının keşfi günümüzde ya harfiyat çalışmaları ve imar faaliyetleri sırasında tesadüfen ortaya çıkmaktadır. Kentin bütüncül yapısına ve dokusuna dair herhangi bir çalışmanın eksikliği, bütüncül bir çalışmanın eksikliğini fark ettik. Bunun için öncelikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yeraltı yapılarının kavramsal taramasını, katalog taramasını yaptım. Daha sonra belgeleri, haritalar, dönemin tarihi haritaları üzerinde konumlarını ve mevcudiyetlerini hakkında tespitler yaptıktan sonra da bu yerleri görmek istedim. Bunun için de profesyonel mağaracı ve dalgıçlardan yardım alarak bu yapılara erişebildik ve içlerinde video çekimleri ve fotoğraf çekimleri yaptık. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden, İstanbul İl Müftülüğü'nden, İstanbul Milliyetin Müdürlüğü'nden izinler aldık. Çalışmam 3 yıl sürdü. 3 yıla yayılan bir süreçte dönem dönem yeraltı yapılarına inerek dönem dönemde kütüphane ve arşiv çalışmaları ile birlikte bu süreci tamamlamış olduk. Osmanlı belgeleri ışığında tarihi yarımadada 285 tane yeraltı yapısı inceledik. Bu yeraltı yapılarından sarnıçlar, mahzenler, ayazmalar, çukur bostanlar, su yolları, yangın havuzları, çukur çeşmeler inceledik. 285 yeraltı yapısından 59 yeraltı yapısının günümüzde artık mevcut olmadığı ve kayıp olduğunu belirledik. Fatih Camii, Karadeniz Medresesi Sarnıcı, arkeolojik tabakası olmasıyla birlikte su altı görüntülerini ilk defa bu çalışma ile çekmiş bulunmaktayız. Yine Ahmediye Camii Sarnıcı'nın su dolu olması sebebiyle orasının da tekrar su altı görüntüleri. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'ndeki sarnıcın gene su altı görüntüleri çekildi. Süleymaniye Camii bahçesindeki sarnıcın su altı görüntüleri çekildi. Bununla birlikte su yollarında da ilk defa çalışma kapsamında keşfettiğimiz Büyük Yeni Han su yolu olarak isimlendirdiğimiz bu su yolunu Osmanlı su yolu, vakıf su yolları haritasında tespit etmiştik. Ve oranın da girişi, kuyu menfezli bir girişiyle birlikte yeni bir hat olduğunu keşfettik. Caferiye Han su yolunu keşfettik. Sokullu Mehmet Paşa Camii su yolu, Sultanahmet Camii su yolu. Bunların arasında en ilginci bugün de çekim yaptığımız olan Fatih Karadeniz Medresesi sarnıcıydı. Bu sarnıç 1851 tarihli bir arşiv belgesinde Fatih Karadeniz cihetinde bulunan sarnıç olarak kaydedilmişti. Öncelikle sarnıcın botla gezilerek su üstü fiziksel mekanın iç mekan çekildi. Sarnıcın içinde örtü sistemine kadar su dolu olduğunu gözlemledik. Daha sonra iki ayrı dalgıç 15'er dakikalık su altı görüntülerini çektiler. Ve bizi en şaşırtan kısmı bu oldu. Sarnıcın zemininde arkeolojik dolgu tabakası olduğunu, zamanla içerisinde biriken küp, kemik parçaları ve eşya atıkları olduğunu gözlemledik. Bu sarnıçlar insan eliyle yapılmış ve tarihi dokusu olan, karanlıkta kalmış, gün yüzüne çıkarılmaya bekleyen, metruk halde bulduk bu sarnıçları. Karanlıkta kalmış hikayeleri vardı, küf ve pis kokan, hepsi herhangi bir demir kapaktan giriliyor. Ama zamanında ve işlevselliği döneminde büyük bir halkın su ihtiyacını karşılıyordu ve aslında halk için çok önemliydi o dönemlerde. Ama şimdi metruk durumdalar. Uzun yıllardır kimsenin farkına varmadığı, üzerinden insanların gelip geçtiği ama bu şehir için hem sanatsal hem mimari değeri çok özgün olan, evrensel değeri ve niteliği olan bu yapıların metruk durumları beni çok üzdü. Bunlar su amaçlı. Şehir antik dönemden itibaren İstanbul'a suyun isalesi, tanzimi ve dağıtımı çok önemli önem arz etmiş. İşte gittiğimiz her yerde, gireceğimiz her noktada
hep şu halen toplumsal bellekte. Buradan giriyorsunuz ve Ayasofya'dan çıkıyorsunuz efsanesi dolaşıyordu. Ama tabii ki ne yazık ki biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama çalışmamın en önemli omurgası olan Osmanlı Su Yolları haritası ilk defa da bu çalışmayla birlikte biz latinize ederek bu harita üzerindeki noktaları, tespit ettiğimiz su yollarını ve sarnıçları çalıştık. Güncel tespit çalışması yaptık. Bu haritaya göre Edirne Kapı'dan şehre giren su tabii ki Topkapı Sarayı'na kadar bir isale hattıyla yani su yollarıyla birlikte uzanmaktadır. Döneminde, Osmanlı döneminde ama günümüzdeki imar faaliyetleri ya da kentin değişen süliyeti ve yapılan çalışmalarla bu su yollarının ara ara moloz yığınlarıyla kapatıldığını gözlemledik. Su yollarında tabii ki ara ara insan boyu ve bir insan ortalama bir insan boyundan daha yüksek olan ve kısmen de bazı bölgelerde sürünerek ilerlediğimiz noktalar oldu. Bunlardan kaçış yolu olarak kullanılır mıydı? Soru işareti olarak tabii ki olabilir ama bunun dışındaki böyle geçiş ve kaçış tünellerine rastlamadım çalışmamda.